korona bitmiş gibi maskesini çıkartıyorlar. Eğer sağlığımızı düşünüyorsak, çocuklarımızı düşünüyorsak, kendimizi düşünüyorsak yapmamız gereken kurallara da uymamız gerekiyor. Maskenin de faydası olacağını sanmıyorum ama takalım yine de. Biraz daha tedbirli olursak daha güzel sonuçlarla karşılaşacağımıza inanıyorum. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklanan vaka haritasına göre Kayseri en çok vaka artışı görülen 10 şehir arasına girdi. Bizler de vatandaşlara konuyla ilgili neler düşündüklerini ve koronavirüse karşı nasıl tedbirler aldıklarını sorduk. Düşünülecek bir şey yok. Kimse kurallara uymuyor ki. Bir de herkes bıktı herhalde. Kimse de maske yok. Herkes bildiğini yapıyor. Artması da çok normal yani. Peki nasıl önüne geçilebilir? Bu saatten sonra mümkün değil ya. Sürü bağışıklığı diyordu ya, herhalde onu kazanmamızı bekliyorlar. Aşı olmamız gerekiyor. Aşılar olacak ama kadınlar, bayanlarımızın şeysi bitmiyor ki, gezmesi, tozması. Geriden yap yok diyorlar, başka yok. Bu önlem olmaz. Aşı. Mesafe, hijyen. Başka bir şey yok diyeceğimiz. Bir de sıkıldı herhalde insanlar artık. Ama sıkılması da tedbir almayacağı anlamına gelmiyor tabii ki. Yani insanlar dikkat etmiyor. Maskelerini takmıyorlar. Toplu taşıma araçlarına çok fazla insan alıyorlar. Bu da başlıca sebeplerinden zaten. İnsanlar çok fazla akın ediyor artık. Hani eskisi gibi umursamıyorlar. Aman maskesini takmış mı? Aman şu olmuş mu? Değil. Gerçekten eskisi gibi değil. Hiç kimse dikkat etmiyor. Peki siz nasıl önlemler alıyorsunuz? Yani ben şu an ameliyat olduğum için çok fazla takamıyorum ama toplu taşımaya falan girdiğimde dezenfektan kullanırım. Asla şey yapmam, hani maskemi değiştirerek, özellikle insanlarla çok temas haline girmeden tek çıkıp tek girip geliyorum. Eve giderken tüm kıyafetlerimi değiştirerek öyle giriyorum. Yani birine bulaşmasın diye olabilir. Böyle önlem alıyorum. İnsanların hiç dikkat etmediğini düşünüyorum. Biraz daha tedbirli olursak daha güzel sonuçlarla karşılaşacağımıza inanıyorum. Peki siz önlem alıyor musunuz? Şu an maske takmıyorum. Açık havalarda çok takmıyorum şahsen ben de. Ama kapalı bir alana, dar bir alana girdiğimde tabii ki ben de dikkat ediyorum, önlemlerimi alıyorum. Şimdi ben size şöyle söyleyeyim. Vatandaşların aklına duyarlı olmamız lazım. Bütün vatandaşları, Kayseri'deki vatandaşların buna duyarlı olması lazım. Duyarlı olursak bu pandemiyi biz bu şekilde yeneriz, atlatırız. Peki siz dikkat ediyor musunuz? Yani tabii dikkat ediyoruz. Şöyle dikkat ediyoruz. Yani kapalı ortamlarda sürekli maskeyi takıyoruz. Kafelere, şunlara, bunlara falan gittiğimiz zaman sürekli maskemizi takıyoruz. Dezenfektimizi kullanıyoruz. Bu şekilde yani. Sizce vaka artışının önüne nasıl geçilebilir? Vatandaşlar bu konuda, bütün vatandaşlar elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Dezenfekte yapacağız. Bunun dışında kapalı ortamlara gittiğimiz zaman maskelerimizi takacağız. Bunun gibi yani. Tedbirsiz olmamızdan dolayı, maske takılmaması, kurallara riayet edilmemesinden dolayı hep bunlardan ileri geliyoruz. Aşılar yapılmıyor, birçoğu aşısını yapılmıyor. Ondan dolayı. Siz dikkat ediyor musunuz? Evet. Şu anda biz 4. aşımız olacağız. Şehir hastanesinden randevu aldık. Peki vaka artışının önüne nasıl geçeriz? Tedbirlerle geçeriz. Başka türlü geçemeyiz. Vallahi çok zor yaralandığın zaman. Tedbirlerle geçeriz. Başka türlü geçirmez. Bence maskelerini takmıyorlar. Ben dün gece geldim Kayseri'ye. Çok candan samimi insanlar ama fazla duygusallar herhalde. O yüzden illa böyle sarılıyorlar falan görüyoruz da. Maskeye takınırsalar, korunursalar. Çünkü ben 2 yıl boyunca korundum. Korunmadığım ilk anda da Covid oldum. Daha ben karantinadan çıkanı da bir 10 gün kadar oldu. O yüzden çok zor bir süreç. Kesinlikle maske takılsınlar ve korunsunlar. Peki artık tedbirlere uyuyor musunuz? Tedbirlere hala uyuyorum. Artı aşılarım da tam oldum. Yani 4 tane aşı oldum ben. Ya her şekilde herkesin dikkat etmesi gereken bir şey. Yani eğer sağlığımızı düşünüyorsak, çocuklarımızı düşünüyorsak, kendimiz düşünüyorsak yapmamız gereken kurallara da uymamız gerekiyor. Başka da ne diyebilirim hiç? Peki siz önlem alıyor musunuz? Ya elimden geldiğince tabii ki. Ben şimdi İzmir'de yaşıyorum ama hani orada da ben birkaç ay dışarı çıkmadığımız oldu. Çocuğumu korumak için gereken önlemleri aldım. Yapabildiğim kadar yaptım. Şu ana kadar bilmiyorum artık. Peki sizce vaka artışının önüne nasıl geçeriz?
hepimizin dikkatimiz, çoğumuz maskeli, birçoğumuz da o kadar çok kişi de maskesiz geziyor. Yani her bir şekilde herkesin o maske. Ben gezerken o gezi, ben maskeliysem o maskesizse olmuyor işte. Bunun için kurallara uymamız gerekiyor. Vallahi suç bizde, maske takmıyoruz öncelikle. Allah yardım etsin de diyelim. Peki artışın önüne nasıl geçebiliriz? Önlemi mesafeyi konarak, koruyarak, maske takarak. Maskenin de faydası olacağını sanmıyorum ama takalım yine de. O şekilde yani. Siz neden maskesizsiniz? Vallahi bilmiyorum ben de şu an. Buna cevabı yok yani. Ya şimdi ben ne düşünüyorum biliyor musunuz? İnsanlar maskeyi burada çok çıkartıyor, çok fazla takıyor. Uyardığım insanlar sayısı da oluyor. Ama kimse, ya korona bitmiş gibi maskesini çıkartıyorlar. Ve çoğu sınıf karantinada. Kardeşimgilin sınıfı olsun, kuzenimin sınıfı falan olsun. Çok dikkatsizleşmeye başladı. Herkes normalleştirmeye başladı bence. Ben katılıyorum. Peki artışın önüne nasıl geçilebilir? Bence bu saatten sonra pek önüne geçilecek gibi de durmuyor özellikle Kayseri açısından. Ya herkes çok rahat. Zaten dışarı, çarşı falan hep kalabalık. Böyle bir yerde çoğalması çok normal gibime geliyor. Yani bir sürpriz değil bence. Çünkü tedbirler falan bence yeterli değil. Herkes dışarıda maskesizce, rahatça gezebiliyor. Okuldaki tedbirler yeterli değil. Okulda birçok sınıf kapanıyor virüsten dolayı zaten. İşte biz de risk altında oluyoruz o yüzden. Biz mesela temaslı arkadaşlar da oluyor. Peki ne gibi önlemler alınabilir? Kapanmalar tekrar gelebilir bence. Herkes bireysel dikkat etmeli. Bireysel dikkat daha önemli. Siz dikkat ediyor musunuz? Evet. Ben maskemi çıkarmamaya toplum esnasında özen gösteriyorum.